Allah'ını seversen bana bir anlatsana. Yani iki boşanmak kere evlenmişsin. Için. Bak kardeşim, evet. Bir karın seni terk etmiş. Muhakkak geçerli sebebi vardır ki var. Var. Konuştuk, araştırdık. Bak güzel kardeşim. Tamam. Sebebi var. Evet. Durduk yere hiçbir kadın yuvasını bozmaz. Evet. Tamam. O yüzden dedim burada sakın bir şey abartma, olmayan bir şey de söyleme diye. Evet. İsim ve renkle kimse hakaret etme diye. Çünkü evet. Bu yayın kaydını alır gider mahkemeye. Evet. Sen ne okur evet. Kanun yoluyla. Evet. İkinci kere evlenmişsin. Evet. Evlendiğin kadın iki tane de çocuğun anası sana demiş ki ben seni 150 kişiyle aldattım, bir de bunu kayda almışsın kamerayla. Evet. Doğru mu? Evet. Evet. Sonra gitmişsin o kadının iddiana göre, bunlar evet. Bizim iddiamız değil sevgili izleyiciler. Sütya'da bulunan adamın iddiaları. Benim ikinci karım böyle böyle dedi diye. Evet. Senin iddiana göre de dost hayatı yaşadığı adamın evine gitmişsin. Orada evet. Beraber kalmışsınız. Yani karın, çocukların anası, dostu ve sen. Doğru mu? Ya dostu. Yetmemiş. Bir dakika abiciğim evet. Ya yetmemiş televizyona geliyor. Bu açlığının sebebi ne yani? Niye illaki bir üçüncü eş bir televizyondan eş bulmaya gidiyorsun? Üçüncü eş değil. Ben hala ikinci eş istiyorum. Ben güzel kardeşim niye eşle, gidip evlendin o zaman? İşte üçüncü eş benden boşandıktan sonra bir süre niye psikolojim bozuldu. Niye gidip üçüncü kere evlendin? Psikolojim bozuldu. Moralim bozuktu. Dedim ki belki bir destek bulurum. Belki tutunacak bir dal bulurum. Belki onu unuturum. Ve psikiyatri uzmanı kadın doktor da sağ olsun dedi ki ben sana dedi yazacağım ilaçlar sayesinde unutursun ama dedi 10 günden fazla kullanma. 10 gün kullandım. Aklıma gelmiyordu. Bıraktıktan sonra yine aklıma geldi. Yine ağlamaya gittin, başladım. Gittin 3. kere evlendin. O yüzden evlendim. Belki dedim unuturum. Şenol, belki dedim yaralarıma merhem adını verme. Senden rica edeceğim. Adını verme. Evet. İkinci karın. Evet. Bak kardeşim baştan sona söylüyorum. Evet. Pişman oldum seni çıkarttığıma bu programı. Açık söyleyeyim. Evet. Bu kadar iğrenç, ahlaksızca bir ilişki biçimi olamaz. İddiaların doğruysa şayet. Evet. Karım beni 150 kişiyle aldatmış, ben bunu kameraya çektim. Buna rağmen ben karımı istiyorum diyorsun. Bu evet. Senin hayatın, ben şahsi görüşümü söylüyorum Şenol. Evet. İster dalıl ister kırıl. Ben de ben göz görmese gönül katlanır Yalçın Bey. Ne yapayım yani? Peki katlan. Sana diyorum ki bak adını vermeden bir şey rica edeceğim senden. İkinci karın seni şu anda seyrediyor. Şu kameradan ne söyleyeceksen söyle kardeşim. Hadi buyur. Yani ne söyleyeyim? Ben ne bileceğim ne söylersen yani, sen söyleyeceksin ya. Onu çok seviyorum. Bana değil, onu diye değil. Kendisine. Şahizer seni çok seviyorum. Senin için yazdığım şiirlerim, bestelerim, şarkılarım var. Yalçın Bey izin verirse onu söyleyeceğim. Hadi söyle. Bir gülün ortasında özlemeye başladım. Bir gülün ötesinde Duyulmuyor yüksek sesle. Orhan Gencebay gibi söylemeye çalışma. Başladım. Bir gül için oturup saçlarımı yoluyorum. Bir gülüm seni çok seviyorum. Bir gülüm aşkım seni çok seviyorum. Ne olur geri dön. Ne olur bir tanem. Ben olsam demem oğlum. Böyle mıy 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 kedi gibi söylenmiş şeye dönülür mü lan? Şöyle yüreğinden gelen bir şekilde söylesene. Yüreğimden gelen bir şeyi nasıl söyleyeyim Yalçın Bey? O da biliyor. Her şey dağıldı. İşler, güçler mahvoldu. Yani her şeyi perişan halde bıraktım. Eşyalar dağıldı. Ev yok, bark yok. Şu anda sana geliyorum dese hani nerede ev? O yüzden yani aa diyerek seni istiyorum birdenbire gel diyemiyorum şu anda. Ama seviyorum döneceğim dese onun için daha çok çalışırım. Birikim yaparım, evimi de tutarım. Her şeyi yaparım. Eğer isterse diyorum. Araba merakı varsa araba da alırım diyorum. O seviyorum başka bir şey değil. Sadece seviyorum ve o çocuklara yazık günah. Yani iki çocuk niye yaptık? İki çocuk. Yani iki çocuğu niye doğuruyorsun? İki çocuğu niye doğuruyorsun Şenol. Yani? Yazık günah değil mi o evlatlara? Şimdi ben oğlumu özlüyorum. Benim bir ara Şenol'un da karısına söyleyeceği şeyler var. Şenol karın bizi izliyor haberin olsun. Birazdan sana söz vereceğim. Artık sana kalmış. İkna edersin getirirsin getiremezsin bilemem. Senden de ricam var. Çocukların annesi için. Evet. Bu kadar ağır iddialarda bulunma. Evet. 150 kişiye yattı, 200 kişiye yattı gibi iddialarda kendi bulunma. Kendi itirafları olduğu için. Bu aklı başında adam, aklı başında adam çıkıp da bunu yayında milyonların önünde söylemez. Evet. Benim sana tavsiyem abi tavsiyesi. Kısa bir aradan sonra buradayız sevgili izleyenler. Karınla ilgili dedin ki 100 kişiyle yattı, kameraya çektim, kaydını aldım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Genelde ben artık tecrübeliyim bu konularda. Evet. Bu programa gelenler barışacağım diyor geliyor ama önce bir kendisini ispat edecek. Aklayacak. Karşısındakini suçlayacak, ben haklıyım diyecek. Bunu yapmadan haber geldiğimizde eşin seni evet. izliyormuş. İkinci evet. eşin, boşandığın ikinci eşin. Evet. Hani az önce ağır suçlamalarda bulunduğun ikinci evet. eşin. Benim de sana biraz ağır yüklendim belki ama abin olarak bunları kabul et. Evet. Miden nasıl kaldırıyor dedim. Benim evet. örfüme, adetime ters şeyler bunlar. Evet. Aykırı şeyler ama herkesin hayatı kendisine. Allah da kimsenin başına vermesin, büyükle konuşmayayım. Ama ben sadece kendisi için ölmek istiyorum Yalçın Bey. Kendisi için? Evet, önce Allah için sonra onun için ölmek istiyorum.
Ya Şenol, senin onun kollarında ölmek istiyor. Ölmek lafı nereden çıktı ya? Yani ölürsem sadece onun için. Ha, kamera ölüyor karşında. Hadi karın seni seyrediyor. Yani yapılacak hiçbir şey yok dememek için ne yapayım, ne olur. Yani milyonlarca kişinin önünde yalvarıyorum sana. Ne olur bir tanem, o çocuklar için, benim için, ben seni çok seviyorum. 9 sene ben senin için çalıştım. Beraber dükkanda çalıştırdık. Beraber kuru ekmeği de paylaştık. Her bir şeyi beraber yaptık ama her bir şeyi beraber. Bütün maceraları da beraber yaşadık. Bütün belaları da beraber def ettik. Ne olur bundan sonra uslan. Ne olur bundan sonra kesinlikle seni seviyorum de. Beni sevmiyorum, beni seviyorum deme. Ben buna bir Muhsin getirmişim. Dön bana. Dinle dinle, bir Muhsin geldi buraya. Öyle bir gözyaşı döktü ki karısına, aşkının yüreğinden öyle bir söyledi ki. Ne oldu biliyor musun? Ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğim ama bu kadarcık böyle nay nay naylar, ben o kızın geri geleceğini sanmıyorum. Yok mu güzel sözler? Kalbinden geçmiyor mu bir şey? Ya onun için şiir bile yazdım. Söyle hadi. Yani her gece dönersin diye bekledim. Beklerken dertlerime dert ekledim. Hızlı oku, süren ama bitiyor. Bir tek seni sevdim. Allah sabırlar versin. Yıldızlar kaymasın istedim. Sevdiğim yanımdan hiç ayrılmasın dedim. Ve o dediğim an seni kaybettim. Allah sabırlar versin. Eğer bir gün beni ararsan, gözlerim yaşlı seni bekliyorum. Eğer bir gün beni istersen, senin için hazırım. Eğer bir gün beni yıkılmaktan kurtarırsan, sonsuz duacın olurum. Beni sakın unutma, bilirsin unutulmak beni çok üzer. Seni görmeyi, aramanı ve sesini özledim. Belki beni bir gün ararsın diye her gece Rabbime yalvarıyorum. Ne olursun bir tek seni seviyorum. Ve evlenmek ve o çocuklardan ayrı kalmak, o çocukların anasız babasız, biri öksüz, biri yetim olması beni çok üzüyor. Ne olursun artık her gece yemin ediyorum ağlıyorum. Dökecek gözyaşım yok artık gözümde. Karın inanmaz. Burada gözyaş dökmedim. Peki. O biliyor onun için ağladığımı. Peki, tamam. O çok şimdi daha iyi süren biliyor. Bitti. Keşke söylesin. Süren bitti benim.